Arkadaşlar herkese selamlar. Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. İyi misiniz? Aslan Batur'la birlikteyiz. Kötü espri var mı? Ah ah. Çalıştın mı evde? Yok abi yok. Yaparız bir şeyler. Ama bekleniyor aslan bu kötü espriler. Lütfen yani araya, bu sıcaklarda. Araya serpiştiririz abi ufak tefek. Cupra Formentor'la birlikteyiz arkadaşlar. Ne diyorsun tasarıma? Bence. Ne diyorsun deyip bence demem. bence son zamanlarda gelen en iyi tasarımlardan bir tanesi arkadaşlar. Biliyorsunuz SUV'ler bütün dünyada artık çok büyük bir pazar. Çok iyi satışlar elde ediyorlar. Ülkemizde de öyle. Ülkemizde sedanın yerini aldı resmen. Ve formları da her zaman çok güzel olmuyor. Çok sportif olmuyor. Doğru söylüyorsun abi. Ben de fikrimi madem sordun söyleyeyim hadi. Pası bana attın. Hemen giriyorum. Abi bir kere gençlerin tam böyle sevdiği çizgilere sahip. Dediğin gibi yani SUV segmenti son dönemde arttırdı satışlarını, insanlar SUV'leri iç hacme önem veriyor. Anlat dinliyorum bak kameraya poz veriyorum. Bir de abi sportif yani hatchback gençler seviyor. İkisini birleştirmiş bu otomobil baktığında. Yerden yüksek hafif crossoverumsu. SUV değil bence. Crossover'a değil, yakın bir tasarım var. Ama yakışıklı bir otomobil. Sürüşü de Aslan'ın söylediği gibi hatchback aslında. Hatchback gibi kullanışı yani. Yani kullanımında da sportiflik var arkadaşlar. Bu büyük cüsseye rağmen. Logosuna ne diyorsun? Neye benziyor? Herkes bir şeye benzetiyor logoyu. Siz de neye benzetiyorsanız yorumlara yazın. Sen neye benzetiyorsun? Anadolu Ateşi'ne yap benziyor bakayım. Abi. Bak şu. Tamam Aslan yapma. Aslan çok güzel yaptın bir daha yapma. Moonwalk var abi bir de ama yerleriniz kaymıyor. Transformers'a da benziyor. Ondan sonra... Buralar rahat. Sen neye benzettin Berk? Ahtapot dedim ama. Ahtapot dedi Berk. Var, güzel. Belki biraz hayal dünyası şey değil. Sen neye benzettin Doğan'a? Örümcek abi. Örümcek. Ekip müthiş ya. Bir şey diyeceğim. Siz bir daha benzetmeyin. Biraz Transformers havası da var. Var abi var. Yani arabanın hatları da öyle baktığın zaman abi. Yani karışık ama birbiriyle uyumlu hatlar var işte. Kaputta mesela. Bu arada kaput içeriden böyle inanılmaz duruyor. Hani böyle bir Amerikan otomobili kullanıyormuş gibi. Evet uzun. Arabanın böyle arkaya doğru hafif eğilen bir çizgisi var abi. İçeride otururken böyle kaputu sanki uzun bir otomobil kullanıyormuşsun gibi hissettiriyor. Ya tasarım enteresan aslında. Böyle hepsi beraber kullanılmayacak şeyler aslında kullanmışlar ve çok güzel olmuş. Güzel. Yani aynen. Kaput dümdüz. Burun dümdüz. Bunları mesela söylesen aslında garip gelebilir nasıl insanlara oldu? Ama tabii. Bunda hem aerodinamik görünüyor. Hem böyle çok akıcı görünüyor. Hem de güzel kaslı görünüyor. Dodikler şişik. Dodikler şişik ve boyalı. Yani buradan tüm otomobil markalarına sesleniyorum. Lütfen şu dodikleri boyayıp gönderin. Bizi uğraştırmayın gerçekten. Hem bütünlük sağlıyor hem de şık görünüyor. Bunun haricinde komple LED farlarımız var arkadaşlar burada. Ha. Adaptif LED farlarımız. Onu zaten belki gece belki çekerse, belki insafına gelirsek. Ha? Çekiyormuş. Teşekkürler. Bakır detaylar ne diyorsun? Evet. Şu detayları içeride de komple göreceğiz. Bu bakır rengini. Cupra'nın kendi rengi bu. Artık böyle senin deyiminle alamet farikası olmuş abim markanın. Emin değil o. Söylemiş biri. Ben ondan çaldım aldım buldum. Jantlarda görüyoruz. Jantlarda var. İçeride de dediğin gibi var. Bu arada 5 kollu çift renkli jantlarımız var. Açıkçası tabii ki bu jantlar hem konfor hem performans odaklı jantlar. Yani lastik yanakları uygun olsun diye bu jantlar tercih edilmiş. Mesela şu anda da kötü görünmüyor kesinlikle. Bir tık daha büyük olsa bence çok daha güzel olurdu. Biraz daha çamurluğu doldursa acayip inanılmaz bir görüntü çıkabilirdi ortaya ama o zaman tabii konfordan bir tık ödün verilirdi arkadaşlar yanaklar inceleceği için. Bakayım kaçmış. Bakmadan evet, söyledim bu. Vay. Oğlum askerde biz bunları aslında 245 40 19. Burpee ya. 20 ben olsa ben. Tadından yenmez. 2.0'da 20 mi geliyor? Hatırlayan var mı? Evet. Sizi denedim zaten. Arkası. Arkada da full ledler var. İnanılmaz duruyor gece. Burası biraz elektrikli otomobilleri de andırıyor. Şu an elektrikli otomobiller biraz bu yönde gidiyor. Yani komple şerit şeklinde böyle arkada bir aydınlatma. Bunda da öyle. Ama gece hakikaten. Gece çeker miyiz bunu? Sinyallerimiz abi kayarlı. Şu an yapsak da çok güneş var. Görünmeyecek arkadaşlar. Onları çekip size ileteceğiz. Burada karbon görünümlü. Logonu, ama bayağı güzel. Zemini karbon görünümlü bir logomuz var arkadaşlar. Kütürlü bir karbon. Cupra yazısı abi burada güzel. Siyah. Siyah tercih. Uyumlu. Arabamız komple dark paket. Yani Fiona Black her yerinde kullanılmış. Hiçbir şekilde hiçbir yerde krom görmüyorsunuz otomobilde. Bu da ekstra sportifliği vurguluyor. Egzozlarımız fake mi? Fake evet. Egzozlar alttan çıkıyor çünkü zaten kapalı. Egzoz görüntüsü var sadece. Hemen bagajımıza bakıyoruz. Tabii ki elektrikli bir bagajımız var arkadaşlar. Kaç litre aslanım? 450 litre bagaj hacmimiz var. Çok derin arkadaşlar. Aşağıya doğru bana 450'den daha fazla gibi geliyor duruyor şu anda. Evet. Çünkü abi şu bagaj zemini kademeli. Bak ayarlanabilir. Bunu isterseniz dur şunu alayım şöyle. Yukarı şu an zaten kimse hiçbir şey görmüyor. O yüzden onu muhtemelen bizim arkadaşlarımız yapıp size gösterecekler. Çekmişler bile. Ya abi.
Çok hızlı ekip. Gözleşim pıt. Ve burada abi bak birçok sabitleyici var. Onlar güzel. Peki aslanım bak burada ne var? Görmedim ha onu. Ya 220 prizimiz var. Müthiş. Bilgisayarı tak. Ya şunu şarj et. Vallahi şunu her arabaya koymak lazım ya bence. Koltuklar yatıyor. Yattığı zaman bunları 1500 litrenin üzerine çıkıyor. Çıkıyor. Bagajımızı kapatalım hemen. Şimdi bak çok güzel bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bu kadar para veriyoruz bu otomobillere. Hakikaten artık inanılmaz paralar yani. Bunu hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Ve bu kadar para verince de özel bir şeyler istiyoruz. Cupra bence burada kendini özel hissettiriyor abi. Çünkü ufak detaylarla böyle sizin kendinizi özel hissetmenizi sağlıyor. Bu detayların hepsine bugün değineceğim. Bak bir şey göstereceğim. Bak abi görüyor musun? Dönüştürülebilir naylondan üretilmiş paspaslar. Cupra logolu. Bu otomobile özel üretilmiş. Ve inanılmaz şık duruyor abi. Şık duruyor. Bu otomobilin döşemeleriyle aynı renk kenarları, uyumlu derileri. Yani bu küçük detaylar insana gerçekten iyi hissettiriyor. Bu otomobil biliyorsunuz Volkswagen çatısı altında üretilen bir otomobil. Ülkemize de Doğuş Otomotiv tarafından getiriliyor. Bütün bu tarihçesine falan bir sürüşte değiniriz abi. Bahsederiz abi. Nereden nereye geldi, ne oldu, aynen, ne kadar sattı hepsine değiniriz. İşte böyle küçük şeyler lazım. Her otomobilde böyle küçük güzel detaylar lazım. Kesinlikle. Buna da değinmişken döşemelerin rengini de söyleyelim. İçeride şimdi göreceksiniz. Petrol yeşili diye geçiyor bunlar. Benim gözüm bunu mavi görüyor. Ben biraz renk körüyüm. Şaka yapmıyorum bu arada. Gerçekten biraz renk körüyüm. Tedavisi yok değil mi abi renk? Yok kanka be. Ama buradan bir ajitasyon çıkarmayacağım kendime tabii ki. Buradan bagaja erişebiliyorsunuz. Bunun güzelliği şu. Kayağa gideceksiniz. Snowboard'a gideceksiniz. Bir yere gideceksiniz. Uzun bir şey sokacaksınız yani otomobilin bagajına. Hiç koltukları yatırmadan bunu yatırıp direkt buradan tık diye sokabiliyorsunuz arkadaşlar. Uzun eşyalarınızı. Bu güzel bir şey. Hem de bagajdan işte uzun yola çıktın seyahate. Çantanda bir şey var. Onu alman gerekiyor. Powerbank'im var. Bir şeyim var tık alıyorsun. Ya da arkaya kabloyu taktın bilgisayarını buradan şarj edeceksin. Buradan kabloyu geçir. Ben çünkü kayakta yokum abi biliyorsun o dünyada. Senin dünya. Şükür. Koltuklar güzel ve bu C sütununa doğru şu arka plastiğin gelmesi olayını ben çok seviyorum. O çok konforlu hissettiriyor şu arkada. Havalandırmada herhangi bir kademe ayarı yok. Sadece dereceyi ayarlayabiliyorsunuz. Fan ayarlayamıyorsun. Fan hızını fan ayarlayamıyorsunuz. Sıcaklık. İki tane Type-C çıkışımız var burada. Type-C'lerin etrafını da güzel LED ışıkla çevirmişler abi. Mesela şu ışıklarda da tavan aydınlatmalarında da var onlar. Dokunmatik ve gece yanmadığında da şu etrafı abi ambiyans aydınlatması gibi yanıyor. Güzel görünüyor yani. Güzel. İçeri hafif bir ışık veriyor arka tarafa da. Güzel detaylar. Da güzel detaylar. Bunun harici zaten bir iklimlendirme sistemi var. Muhtemelen o yüzden bu arkası arkadaşlar kademesi ayarlanmıyordur. Önden de bu arada arkayı ayrı olarak basıp düğmeye ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi buyurun öne geçelim. Önde devam edelim. Koltuklar buradan çok güzel görünüyor yalnız. Ha. Şu kapı içlerinde ceplerin içinin yumuşak bir şeyle kaplanmasını isterdim. Evet, güzel açıkçası. Olur. Bu kadar güzel özel olur. Bir otomobilde isterdim. Buralar falan deri her yeri. Ha, buradaki bu kapitone de değil bu başka bir dikiş detayı. Onlar önde de devam ediyor. Arkaya kadar getirmeleri güzel olmuş. Buyurun öne geçelim. Hadi. Anahtarsız giriş çalışsın. Temiz. Anahtar demişken anahtarı da göstereyim. Anahtarla güzel detaylar devam ediyor. Anahtar. Bir tane daha detay göstereceğim size. Bakın şimdi anahtarlık normal her yeri kapalı. Şık şurada bir Cupra logosu var. Ama şuraya bastığınızda arkadaşlar bir kere bakın hop anahtarlık oluyor. Bir kere daha bastığınızda buradan hop manuel olarak açmak isterseniz anahtarı mekanik olarak açmanız gerektiğinde bunu açıyorsunuz. Ama şu anahtarlık olma detayı güzel, çok güzel. Havalı. Bir de hemen çıkarttım. Daha da özel hissetmeniz için kendinizi Cupra yetkilileri buraya bir tane yine içinde bakır detayların olduğu ve karbon desenli bakın şöyle bir anahtarlık kabı veriyorlar. Ve aynı zamanda Xeon Necati var arkadaşlar hatırlarsınız. Onun otomobilini çekmiştik. O bana sağ olsun bundan hediye etmişti. Şu an taşındık ettik. Nerede bulamıyorum. O yüzden buradan Cupra yetkililerine sesleniyorum. Bilekliğinizi ararsanız ben de. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tamam videoyu kapatıyorum. Ben bileklik için zaten. Ama güzel be. Ha? Bunun güzel detayını çekeceğim mi kanka? Çektim abi. Çektin ama mi? Kolunda da... ha, benim kolumda da bir şey. Ha? Ben ona göz koymuştum ya. Ha, ah be. Evdekini bulursam bunu sana vereceğim. Söz. Sağ ol abi. Tamam mı? Ben deri bilekliğimle devam bir ediyorum. Şey zaten bu moruk normal bir insanın bileğine bana göre olmuyordu zaten. Aynen. Senin anca 3 parmağına falan olur. Evet devam ediyoruz. Yine Torpito'nun rengi de arkadaşlar koltuklarla aynı. Hatta kapı kolçaklarının rengi aynı. Kapı içi döşemelerinin rengi aynı. Burada çok güzel bir uyum yakalamışlar otomobilin içinde. Üzerinde de abi bakır dikişler var bu derilerin hepsinde evet. Yine logoda olduğu gibi. Direksiyonumuz bu otomobile özel üretilmiş. Ortası karbon örgü gibi çok güzel lan ortası. Ya karbonun desenini vermişler abi. Sadece şey metalik renkleri yok yani karbonun. Yani şey yapmamışlar. Ya işte ortasını şöyle yapalım ya da yanları şöyle yapalım diye yapıp bırakmamışlar. Uğraşmışlar yani şu tutma yerleri de delikli deri falan. İşte bakır detaylar burada devam ediyor çizgi halinde. Cupra'nın iddiası biraz da bu abi zaten. Evet. Yani hani gençlere hitap ediyor ve daha premium, daha lüks, daha böyle kafa patlatıldığını gösterecek ürünler geliştiriyor. Koltuklara ne diyorsun? Koltukları abi, ben biraz retro, abi eski spor otomobillere benzettim. Böyle etli biraz spor koltuklar. Abi, o yüzden biraz retro da duruyor. Var ama... var. O havası var. Yanal destekleri çok iyi. Şu kafalıklardaki kabartma falan da bak mesela güzel detaylar. Tipi de çok iyi abi. Tipi yani çok iyi canım. Sen olmadığını tipi düşün şurada mesela şu an. Ben yokken aşırı iyi duruyor. Aşırı iyi duruyor. Yani. Tipi çok iyi. Bunun haricinde arkadaşlar ekran kaç
kaç inçti? 12 inç. Çok renkli, çok kullanımı kolay bir ekranı var arkadaşlar. Dokunmatiği falan da çok sezgisel çalışıyor. Aynı zamanda fontları falan böyle çok okunabilir ve biraz böyle bold harfler, bold kullanılmış. O yüzden hiçbir şekilde zorluk çekmiyorsunuz. Katılıyorum abi sana. Kullanımı çok kolay, arayüzü çok kolay. Bak bir de ufak detaylar yine hani otomobilin etrafında olduğu gibi. Burada da bak mesela bastığında arabayla ilgili farları yanıyor arabanın. Güzel. Aynen. Güzel detaylar var yani orada. Kablosuz Apple CarPlay ile Android Auto olması da güzel abi. Direkt çat diye bağlandı. Hiçbir sorun yaşamadım. Onun dışında bütün araçla ilgili kumandaları buradan yapabiliyorsun. Sürüş modlarını da değiştirebiliyorsun. Klima. Klima. Klima çok enteresan abi bunda. Öndeki klimanın ayarlarını zaten buradan tık tık yönlerini seçebildiğin gibi arkayı da yapabiliyorsun ama iClimate diye bir modu var abi. Burada işte elleri ısıt, ayakları ısıt. Hızlı önceden set edilmiş modlar ayarlar var abi. Aynen ayarlar var. Oradan direkt basarak ayakları soğutabiliyorsun. Mesela. Ayrıca AirKey klimayı açtığında da böyle bak cam açık diye uyarıyor. Camları evet. Kapat içeriği temizim diyor. Kapatmışınca. Ama böyle havada küçük toz tanelerini, mikropları vesaire vesaire her şeyi filtre edip arkadaşlar size içeride oldukça temiz bir hava veriyor. Bunun haricinde bir eleştirim var. Keşke şuradaki ses açıp kapatma ve sıcaklığı ayarlama tuşla değil bu. Dokunmatik ekranını evet. Biraz daha farklı yapsalardı. İlk bunu anlamak, kullanmaya alışmak çok kolay değil. Bir süre sonra alışıyorsunuz tabii ki ama daha farklı olabilirdi. Ama tabii o dijitalliği bozmamak için böyle bir şey yapmışlar. Bir de tek sıkıntısı şu buranın gece aydınlatması yok. Yok. Evet abi. Yani kaydırarak yapabiliyorsun ya da böyle kenarına tık tık basarak yapabiliyorsun. Ya tabii bu otomobili almış. Evet. Uzun süre geçirmiş bir adam. Yani uzun süre dediğim 1-2 ay geçirmiş bir adam. Zaten onun gözü kapalı bile yapabilir. Yapıyor. Ama olacaktır. Abi karanlıkta aydınlatması evet. Bence kesinlikle gerekiyor. Lazım. Bir de üzerinde sensör var. Bak şu an mesela soldaki ikonlar da görünmüyor ama parmağım şimdi bak uzattığım zaman abi altta yazılar çıkıyor. Ha, sadece ikon görünüyor. Parmağınızı uzattığınız zaman da altında açıklaması çıkıyor. Bu önümdeki ekran da bayağı değişiyor bu arada arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 modu var ama aynı zamanda sağ solu ekstra kendinizde kişiselleştirebiliyorsunuz. Geometriye koyabiliyorsunuz. Tur zamanı koyabiliyorsunuz. Gücü, torku görebiliyorsunuz. Komple kişiselleştirebiliyorsunuz. Kendi hazır olan temaların haricinde komple kişiselleştirebiliyorsunuz da. Çıkalım mı yola artık abi? Çıkalım. Kullanalım mı artık? Çıkalım. Bir şey diyeceğim. Yok. Çok güzel bir modu vardı klimanın. Oto moddayken yüzde kaçına ulaştığını gösteriyor. Yani hedeflediğin yani sıcaklık. Kaça geldi? Geldi. Ha aynen. Onu bulamıyorum şu abi an. Şeyde, nerede o? Normal klima bölümüne giriyorsun. Oradayım şu an bak. Bu ekran değil mi? Şurayı tıklayınca çıkmıştı. Ha, bak. Tamam. Klima burada %94'e ulaşılmış. Sende %67'ye. Senin bedenini de soğutuyor ya. Senin beden ekstra sıcaklık yaydığı için. Vites seçici hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel olmuş abi. Yani yeni nesil otomobillerde bunu artık görmeye alıştık. Yakışmış. Hani ne böyle çok dipte kayıp ne böyle aşırı büyük. Bence sportif kullanıma da imkan veriyor. Hatta neredeyse anahtar boyutunda. Anahtar yeri de var. Anahtarın yarısı aynen, kadar. Aynen. Hatta şu böyle tık diye spor moda geçmek istediğinde geri çekmeye o keyifli oluyor yani. Bir kere de böyle. Aynen, ya tabii biz şimdi eski jenerasyonu vites topuzuna alıştığımız için arkadaşlar bize ilk başta garip geliyor ama tabii kullanım açısından falan çok pratik. Nasıl oturum ya? Kablosuz şarj var aslanım hemen koy. Tak kenarına gidiyoruz. Evet. Bu arada arabada launch kontrol de var. Videonun sonunda bir launch kontrol yapar öyle bırakırız. Tabii. Arkadaşlar biz gidiyoruz görüşürüz kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz kontrol ederseniz bir abone olursanız çok sevinirim. Abone olan arkadaşlara çok yakında çok güzel sürprizlerim olacak. Madem siz benim için bir şey yapıyorsunuz ben de sizin için bir şey yapacağım. Yani kontrol ederseniz abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler görüşürüz. Bir şey var mı? Müzik sistemiyle mi başlayalım? Beats Audio var arkadaşlar. 7 hoparlörlü, 340 watt. 40 watt gücünde. Subwoofer'ı var. Burada bir center'ı var. Gayet keyifli müzik sistemi. Mesela bilmiyorum ne kadar gelir size ama sesi. Bayağı açıldı. Böyle gittikçe gidiyor. Telif gelmeden. Gelmeden. Hayırlı olsun. Abi çok seviyorum şu arabada ses sistemi işini evet, ya. Evet yani ben de yaş aldıkça. Gerçekten yani önceliğim olmaya başladı yani. Evet evet. Çok çok önemli bir hale gelmeye başladı gerçekten. Trafikte bu kadar vakit geçirince arkadaşlar insan kaliteli müzik sistemi istiyor. Sürüş pozisyonundan bahsedeyim. Sanki bir yani bir crossover ya da yerden yüksek bir otomobil kullanıyor gibi değilsiniz hiçbir şekilde. Özellikle bu kaputun görüntüsü bilmiyorum bu kameraya ne kadar yansıyor ama. Gerçekten böyle yola tam hakim hissettiriyor sizi ve nerede konumlandırdığınızı otomobili çok iyi anlayabiliyorsunuz. İki tane kocaman çamurluk çizgisi görüyorsunuz. Önünüzde. Bir de tabii kaputtaki çizgilerle birlikte çok kaslı da bir görüntü heybetli var. Heybetli duruyor aynen. Evet. Bayağı heybetli duruyor. Keyifli yani sürüş pozisyonu otomobilin. Görüş pozisyonu daha doğrusu. Mesela arka cam çok ufak görünüyor ama gayet yeterli. Şu anda arkayı ben net bir şekilde görüyorum. En arka camdan bahsediyorum. De, arabanın içi inanılmaz aydınlık. Hem sunroof hem evet. De bak Jesus'undaki küçücük o şey bile kelebek cam diyelim aynen eski tabirle. Kelebek camda bile yani orası bile inanılmaz bir ışık girmesini sağlıyor aracın içerisinde. Bayağı aydınlık duruyor içerisinde. Bunun haricinde cam tavanda açılabiliyor. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Yani şu an mesela
mesela otoban hızlarına gidiyoruz arkadaşlar. Yalıtımda hiçbir sıkıntı yok. Çok az yuvarlanma sesi geliyor. Bunun haricinde özellikle çalışılmış bir yalıtım var otomobilde. Kapıların içinde ekstra malzeme kullanılarak yalıtım yapılmış. Hatta bir ismi de var. Çift sızdırmazlık sistemi diye. Kapı içlerinde ekstra çalışmışlar yani yalıtıma. Buyurun Aslan Bey, sizi dinliyoruz. Abi premium olma iddiasını... Şimdi bu otomobil Cupra markası biliyorsun. Premium artık kendisini en azından öyle tanıtıyor. Ve gerçekten de bunu kullanırken de hissediyorsun. Premium algısı var otomobil. Yani algısı demek aslında doğru değil. Gerçekten premium olma yolunda gümbür gümbür ilerliyor. Yani şu baksana abi şu kapı içleri, yani, direksiyonu bayağı kaliteli hissettiriyor. Ve bunu yaparken de abi şimdi mesela premium otomobillerde hep böyle biraz klasik formatta ilerler ya. Cupra biraz daha onu böyle daha genç, daha dinamik, daha kesinlikle performans tarafını öne çıkaracak şekilde ya uyguluyor bunları. Baktığın zaman heyecanlandırıyor otomobil seni. Yani ön tampondaki şu lip bile, çıkıntılar bile insanı heyecanlandırıyor. Yani güzel, agresif ve insanı heyecanlandıran bir tasarımı var. Bunu işte içeride de devam ettiriyor olması. Bu model böyle size acayip bir sürüş anlamında sportiflik vaat etmiyor tabii ki ama isteyenler için 2.0 VZ modeli var. O da 300 beygir civarlarında. 310 beygir. 310 beygir. Ve 4 tekerlekten çekişli abi o yani. O inanılmaz sağlam, keyifli. Bu da çok böyle ben basmam etmem, daha çok ekonomi odaklı da kullanırım bazen diyecek. İşte 19 inç jantlarıyla konfor da sağlayacak bir model aslında ama. Ama gözüme de hitap etsin. Göze de hitap etsin. Biraz sportif tatlar da versin. Ya şimdi bu otomobil mesela 1.5 TSI bu arada arkadaşlar motoru. 150 beygir. Silindir kapatma modu var. İsterseniz 2 silindir de kullanabiliyorsunuz yani. Ekonomi odaklı da kullanabiliyorsunuz otomobil. Zaten yakıt tüketimi de 5.6 litre abi. Litre, 100 evet. kilometrede. Ya bu arada abi sportif sözünü kesin özür diliyorum. Hızlanma anlamında da aslında fena değil. 8.9 saniye 0'dan 100'e. Evet. Yani hani video, hatta launch modu var otomobilde. Yani bu sınıfta aslında çok böyle olan bir mod değil. Onu da videonun sonunda yaparız zaten. Görürsünüz arkadaşlar. Yani şanzımanı güzel. 7 ileri çift kavrama DSG var. Gayet hızlı değiştiriyor bakın şimdi. Bayağı kütür kütür değiştiriyor abi. DSG seviyoruz. Gazladığını anlayınca hemen abi. Gaza geldi. Son hızından da bahsedelim bu arada. 203 kilometre son hızı var. 1388 kilogram da ağırlığa sahip. Ağırlığı da böyle bir cüsseye göre aslında çok değil. Değil. Ben mesela 1600'ler falan beklerdim. Evet. Değil evet. yani. Güzel. Mesela rakamlarda. Bir vites küçültmesine bakalım. Şimdi spor modda şanzıman. 6. viteste gidiyoruz mesela. Kickdown yapıyorum arkadaşlar. 3'ü aldı. Direkt 3. O tatları yakalıyor sportif tatları. 250 Nm'de torku var. 250 araya da onu girmiş oluyor. Araya da atmış olayımız. Bu arada ülkemizde de sevildi arkadaşlar Cupra. Bizde zaten görünüm en önemli şeylerden bir tanesi. Bunu çok iyi biliyorum yani. Yolda karşılaştığımda sizle ettiğim sohbetlerden yaptığınız yorumlardan. O yüzden bizim ülkemizde de iyi satış rakamları elde etmeye başladı. Tuttu diyebiliriz yani. Abi kesinlikle tuttu. Hatta 2022 yılında Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, yeni ismi ODM'de oldu biliyorsun. Verilerine göre 2022 yılının en hızlı büyüyen premium otomobil markası evet, olmuş. Öyle bir ödül de aldı. Yani onun ödülünü de aldı. Aynen. Abi sadece Türkiye'de değil dünyada da. Şimdi Cupra 5 yıllık belki biraz da markanın da hemen hızlıca bahsedeyim arkadaşlarım markanın biraz tarihçesinden. Cupra zaten pek çoğunun bildiği gibi bilmeyenleriniz de olabilir. Seat'ın aslında en sportif modellerine vermiş olduğu bir isimdi. Yani Seat'ın işte Ibiza'sının Cupra'sı vardı. Leon'un Cupra'sı vardı. Şimdi Cupra 5 yıllık bir marka haline geldi. Seat'ın içerisinden doğmuş. Böyle işte az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi sportif tatlarıyla, dinamizmiyle öne çıkan bir marka haline geldi. Bütün modellerinde de zaten bunları vaat ediyor. 5 yıllık bir marka ve bütün dünyada hızlı büyüme rakamlarına ulaştı. Hatta Türkiye'de dünyada en hızlı büyüdüğü pazarlardan biri oldu. Bu şekilde de büyümeye devam edecek. %880 mi? Yani %888. Dur hatta tam rakamı da söyleyeyim. %880 abi, doğru hatırlıyor musun? Peki aslanım bunun servisi mervisi nasıl oluyor? Abi zaten şimdi dünyada globalde Volkswagen grubu çatısı altında bir marka olduğu için güven aşılıyor insanlara. Türkiye'de de Doğuş Otomotiv güvencesiyle getiriliyor. Yani distribütörü Doğuş Otomotiv. Dolayısıyla kafalarda herhangi bir soru işareti yok markayla ilgili. Türkiye genelinde de şu an 24 tane yetkili satıcıda bu otomobil satılıyor. Dolayısıyla geniş bir satış ve servis ağına sahip. Yani kafalarda soru işareti oluşmasın onunla ilgili olarak. Fiyatı bir ara çok iyiydi. Fiyata geleceğiz en son. O zaman alacaktık bir tane. Biraz içeriden bahsedelim. Ambiyans ışıkları hakikaten etkileyici. Şuradan hatta bir söyleyelim isimlerini açsın abi. Ambiyans ışıklarında da aslında bir tema var. Yani burada hepsini abi isimlendirmişler işte. Cool. Soğuk var. Aynen. Cool. Ilık diyelim. Aktif. Wellness. Bunlar açtığınızda aynı zamanda aynen. renkler de değişiyor. Değişiyor. İçerideki. Bunlar kendi sabit ayarları. Onun dışında individual'dan da sen kendin buradaki renkleri değiştirebiliyorsun. Hatta hem şu üstteki bütün göğsü kaplayan ışığı ve yanlardaki kapılardaki ışıkları ayrı ayrı değiştirebiliyorsun. Evet. Parlaklık şiddetine kadar burada da renk seçenekleri zaten görünüyor. Sadece bu LED şeritler arkasında
arkadaşlar. İçerideki ambiyans aydınlatmaları arkaya kadar gitmiyor. Arka kapıda da devam etsin isterse. Güzel o zaman olurmuş. Çok evet. Çok şık olurdu. Aynen. Yani. Değişik evet. Olurmuş abi. Bir önemli detay, bu kapılardaki LED aydınlatmaları abi aynı zamanda kör nokta uyarısı olarak da kullanılıyor. Evet, o sistemle birlikte çalışıyor. Burada şu anda bilmiyorum görüyor musunuz ama şu anda burada yanıyor. Kamyon geçiyor yanımızdan. Direkt sarı olarak yanıyor. Kapıyı açtığınızda da yayalar, motosikletler ve otomobiller için uyarmak adına kırmızı yanıyor. Güzel güvenlik önlemleri bunlar. Güvenlik demişken otomobilde güvenlik adına her şey var arkadaşlar. Adaptif cruise kontrol var, şerit takip asistanı var. Bunun haricinde önden çarpışma uyarısı var. Aktif şekilde çalışıyor. Önünüze bir şey atladığında durduruyor otomobili. Birçok güvenlik özelliği var. Aynı zamanda arka çapraz trafik uyarısı da var abi. Ülkemizde çok önemli. Aynen. Geri çıkarken. O da çok önemli abi. Bir de abi yorgunluk tespit sistemi var. Sen şu an iyisin anladın. İyiyim iyiyim. Hiç kahve logosu çıkmadı henüz. Valla logo şu an iyi. G-Met'te falan çok güzel ya. Bir de tur zamanı güzel abi. İstersen piste de çık diyor. Tur sayacını başlatıyorsun. Başlat. Bunu aslında 0-100'de yaparız şimdi. Elinin altında kronometre var. Evet evet. Elinin altında resmen kronometre var. Direksiyon ısıtma var. En sevdiğim. Koltuk ısıtmamız var. 3 kademe. Sürüş modları da böyle kafa karıştırıcı değil arkadaşlar. Konfort var, sport var. Bir de individual var. Kendiniz ayarlayabileceğiniz şekilde. Böyle çok fazla yok. Güzel, daha iyi. Individual'da neler değiştirebiliyormuşuz abi? İşte direksiyon, motor, adaptif cruise control. Yok ya, ACC neydi? Bak bak. Abi çok iyi tutuyor ya. Bu arada yol tutuşunun bu kadar iyi olmasının bir sebebi lastiğin dışında abi. Arkada süspansiyon bağımsız arkadaşlar. Aynen. Aynı zamanda tabii ki 2 litreye çıkarsanız adaptif süspansiyonla birlikte de alabiliyorsunuz otomobili. Onu da belirtelim. Abi individual'da da bayağı bir değişiklik yapabiliyorsun. Direksiyon, motor, klima sistemi. Klimayı bile komfort ve sport olarak mı ayarlayabiliyorsun klimayı da ya? Bakayım klimada ne diyormuş sport abi. Mu diyor? Komfort ve eko. Ha tamam. Tüm bunlara ek olarak park asistanı ve 360 derece görüş sistemi de var arkadaşlar. Çok özellik varmış be. Baksana abi ya, araba top gibi ya. Evet ya, çok iyi. Direksiyon hissi de çok iyi. Evet. Hani böyle boşluk ya da böyle tepkisiz bir direksiyon da değil yani. Hakikaten hem emirlere cevap veriyor hem de ne oluyor ön tekerleklerde hissedebiliyorsun. Bayağı tren gibi dönüyor. Gerçekten bence segmentin en sportif modeli abi, tartışmasız. Sürüş modları sadece şurada bir düğmeyle değişseydi isterdim. Evet. Buradan alışırsın. Tabii ki alışırsın ama şimdi mesela şu anda arıyorum mesela. Şu ana ekrandaki şeyler abi, kolaylıklar. Bak şurada drive profil diyor, gördün evet. Mü? Şöyle buradan kaydırdıkça hemen. Da dik. Ha, buradan yatan, da gösteriyor. Ha, gösteriyor. Ha, farklı şeylere de gidebiliyorsun. Aynen, buradan. Kendi içinde. Bastığında da değiştirebiliyorsun. Ha, buradan direkt değiştirebiliyorsun. Abi o az önce bahsetmiş olduğumuz o 2 litrelik VZ versiyonunda biliyorsun VZ'de Cupra modu da var. Ses mes o içeride de şey var. Her şey değişiyor. Aktarı var. O zaman bir 0-100 yapıp bitirelim hadi. Aslanım. Ne dersin? Olur abi. Fiyatı söylemek ister misin? Ben mi söyleyeyim? Sen söyle. Biz hangi aydayız? Ağustos. Bugün 27 Ağustos 2023 itibariyle kampanyalı indirimli fiyatımız 1 milyon 850 bin TL. 0-100'de görüşürüz arkadaşlar. Oo, patili matili. Evet arkadaşlar. 8.9 saniye bakacağız. Launch kontrolü nasıl çalışıyor aslında onu merak ediyorum. Onu deneyeceğiz. Kaç kiloydun Aslancığım? Şu anda 100 kilo. O zaman görüşürüz. Çok teşekkürler. Bugüne kadarki yemeklerin için. Harbi indireceğim. Haydi bakalım. Haydi bakalım Aslancığım. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Burada bekle, alacağım ben seni. Hadi aslanım. 100 kilo az değil. Hadi sana aslanım. Hak verdim aslanım. Abi. Ben olsam ben de aslanım. İndirirdim. Aslanım. Ha böyle bir şey olabilir mi ya? 100 kilonun lafını yapıyor ya. Ama 100 kilo da 100 kilo ya. Az değil, haklı. O da haklı abi. Ne diyeyim? Gazla fren aynı anda. Bastık. Launch kontrol programı etkin dedi ve gidiyoruz. Ve 100. Yani böyle bir otomobille, 1.5 litrelik motora sahip bir otomobille launch kontrol programı olması güzel bir şey. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmak isterseniz de yorum yapmayı. Unutmayın lütfen. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşürüz. Yürüyerek gideceğim bundan sonrasında. Bir daha binmem araya. Bitti mi? Bitti sanmayın. Aslanı aldım tabii ki. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Aslanı aldım ve ne yapmaya karar verdi? Kilo vermeye karar sahile gidip verdi. Koşacakmış. Aynen. Aslan bence bir hafta 10 gün koş. Teşekkürler. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ortalama yakıt verisi arkadaşlar, fabrika verisi 5.6 litreydi bak. Biz bu kadar launch yaptık falan. Falan bir şeyler yaptık da virajı biraz denedik falan. Klima açık. Klima açık full. Ben varım. Aslan var. 7.9 litre şu anda. Yani dikkat etseniz demek ki fabrika verisini görürsünüz. Teşekkürler. Bunu söylemek için tekrardan sizinle buluşmuş olduk. Cibili. Şop. En kötü öyle bir influencer olmaz mı?